billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bizim dersimiz El-Hikemül Atâiyye, El-Hikmetü's Sâdise. 6. hikmete geldik. Bir önceki hikmetimiz, 5. hikmette biz İctihaduke fîmâ damine leke ve taksiruke fîmâ tulibe minke delilun ala intimâsıl basîrati minke diye 5. bu söylediğim, bu okuduğum 5. Burada senin için garantiye alınmışlarda senin halen onda ısrarlı olman veyahut efendim bu noktada eksiklik göstermen muhakkak senin kalbi noktada bir eksikliğindir, bir kusurundur. Tabi insan sahibul emeldir. Daima bir emel sahibidir. Allah Teala öyle yaratmış. Geleceğe yönelik kendisi için talebi olandır. Hatta bila hudut bir hırs sahibidir aynı zamanda. Elde eder veyahut da etmez. Ama bir hırs sahibidir. Buna ulaşabilmek için her yola tevessül eder. Ancak İslam'ın koyduğu ölçü nedir? Helal ölçüde ve Allah'ın rızasına uygun bir şekilde ona ulaşmaya gideceksin. Eğer öyle yapmaz, haramlarla sen boğuşarak, haram dalgalarıyla efendim üstesinden gezerek başaramaz. O nedenle aciz bir kul, abd olan insan, kuvvetli olan bir mabuda ne yapar? Talepte bulunur. Yani bu bütün onun emrine verilmişlerin bir sahibi var. Kendi çabasıyla çabalayıp elde etme hırsının bir yere vardırmadığının kanaati onu bir duaya ne yapar? Sığındırır. Bir duaya sığındırır. Burada ben aciz kaldım. Bana efendim yardım et. Zaten biz Fatiha suresinde de onu itiraf ediyoruz değil mi? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaînu. Ya Rabbim biz sana kulluk ederiz ve senden yardım dileriz. İhdinâ sırâtal müstakîm. Ve bizi de doğru yola siz ne yapın? Bizi yöneltin. Nefislerimize bizi baş başa bırakmayın. Şimdi burada da bu el-hikmetü sâdise bir öncekine efendim taalluki bir cehden sonra, içtihattan sonra bir de içtihadi zahiriden sonra bir de içtihadi manevi. Yani efendim zahiri olarak çabalayarak elde etmenin yanında bir de manevi olarak da ya Rab bana yardım et, bana kuvvet ver, bana güç ver diye dua istemek, dua talep etmek. Onun için bu 6. Hikmette şöyle buyuruyor. La yekun teahhuru imdadil ata'i ma'al ilha'i ma'al ilha'i fi du'a. La yekun teahhuru imdadil ata'i ma'al ilha'i fi du'a. Muciben liyesike. Fehuve damine lekel icabete fima yehtaru leke. La fima tehtaruhu li nefsike ve fil vaktillezi yuridu la fil vaktillezi turid. Şimdi metin bu. La yekun teahhuru imdadil ata, olmaz ma'al ilhah fil dua, duada tekrar tekrar istemende, ısrarla istemende muhakkak ki onun gecikmesi olmasın. Sakın öyle kabul etme.
la yakun olmasın. Teahhur imdadil ata vermenin efendim istenilmesi ma'al ilha. Israrla istemeyle fi dua. Duada ısrarla istediğin şey olmaması durumunda sakın olmasın. Ne olmasın? Muciben liyasike. Seni üzecek bir sorun olmasın. Seni üzecek bir sıkıntı olmasın. Ve hatta üzmeni gerektirecek bir durum olmasın. Yani bir şey istiyorsun ve o da olmaması gecikiyor veyahut da olması gecikiyor. Hangi şeyde talep etmişsen, menfiden mi istedin, müsbetten mi istedin? Efendim bu gecikti. Senin doğan yerine gelmedi. Sakın bunu böyle anlama. Efendim olmayacak deyip yese veyahut da olmadı. Ancak tek umudum oydu, ondan başka da umudum yoktu deyip ona hasır edecek bir duruma düşme, kendini üzme. Niye? فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ الْاِجَابَةَ فِي مَا يَخْتَارُ لَكَ. فَهُوَ kimdir bu da? Allah. ضَمِنَ لَكَ garantiledi sana el-icabete. Kabul. Yani onun muhakkak ki efendim اُدْعُونِ فَاَسْتَجِبُ لَكُمْ. Bak burada ayet-i kerime öyle değil mi? Ud'uni, benden isteyiniz, fe estecibu lekum, ben de size vereyim. Şimdi burada bir de ucibu da'vete da'i iza da'ani. Yine de ucibu da'vete da'i, ben yerine getiririm benden, bana dua edip benden talep eden insanın talebini, iza da'ani, benden istedikten sonra. Şimdi buna baktığımız zaman fe huve damine leke, ayet-i kerimede dıman var. فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ. O sana garanti verdi. الْاِجَابَةَ, o senin isteğin, o talep ettiğin neyse onun karşılığını verme. فِيمَا يَخْتَارُ لَكَ, sana tercih ettiği şekilde. لَا فِيمَا تَخْتَارُهُ لِنَفْسِكَ, senin kendin için arzu ettiğin değil, onu sana vereceği şekilde icabet vardır. Yani karşılık vardır. Çünkü kişi kendisi hakkında hayrı ve şerri bilmez. Takdir edemez. Hayır ve şer ondandır. Onun için bizim şer diye kabul ettiğimiz bize icabette hayır var orada. Bilmiyoruz. Şimdi zaten bunu ayetlerle ifade edeceğiz Allah'ın izniyle. Buradaki وَفِ الْوَقْتِ الَّذ۪ي يُر۪يد, bir de istediği zaman yapar. Sen bugün istedin, yarın olmasını istiyorsun. Ama yarın olmuyor. Bir bakıyorsun ki bir yıl sonra oldu. Ve o da olmadı. لَا فِي الْوَقْتِ الَّذ۪ي تُر۪يد, senin istediğin vakitte değil. Şimdi buraya baktığımız zaman لَا يَكُنْ تَأَخُرَ اَمَدْ الْعَطَى, yani atanın, o vermenin uzanması sakın olmasın, senin için ne olmasın? Ma'al ilhafi dua, duada ısrar olmanla beraber sakın olmasın, ne olmasın? Muciben li'esike, seni üzecek bir sebep olmasın. Seni üzecek bir sebep haline getirme onu. Yani ye'se düşme. Zaten ye'se İslam'da nedir? Haramdır. İslam'da haramdır. Ye'se, umutsuz olma. Umutsuz olma. Efendim, çünkü fehuve damine leke, çünkü Allah damındır. Ya Allah damınsa, burada Allah garantiliyorsa senin efendim bütün hayatında, isteklerinde efendim, o zaman sen niye kendi kendini yiyorsun? Sen niye kendi kendini yiyorsun? Niye kendi kendini efendim bu konuda içinden yiyorsun? Hayır. Aa, o zaman sen ne yapacaksın? Fe vadamine lekel icabete, o sana ne yap? Fima yaktaruhu leke, o sana tercih ettiği şeyi sana verir. La fima taktaru li nefsike, sen kendi kendine, o zaman kişi kendi kendisine efendim elde etme yetkisine sahip değildir. Abd'dir çünkü. Zaten adı üzerine kul. Kul olunca muhakkak onun mabudu vardır. Mahluk olunca muhakkak onun haliki vardır. Marzuk olunca muhakkak onun razıkı vardır. Siz sen razıkın işine niye karışıyorsun? Halıkın işine niye karışıyorsun? Mabudun işine niye karışıyorsun? Sen karışamazsın. Ha, eğer sen abdsen mabuduna bırakacaksın. O sana nasıl yön göstermişse öyle götürür. Eğer sen marzuksan, sen razıkına bırakacaksın. O sana ne takdir etmişse, o kadar senindir. O kadar senindir. Ne kadar takdir etmişse, o kadar senindir. Eğer sen mahluksan, o seni yaratmıştır. Yaratma şeklinde, hayatında seni neyle karşılaştırır, o bilir. Ha, o zaman sana düşen talep etmektir ama işine karışmak değildir. Sana düşen Allah'tan talep etmektir ama Allah'ın işine karışmak değildir. Onu ona bırakacaksın. O mutlaktır. Şimdi burada zaten bizim dersimiz çok önemli bir ders. Dua. Dua ibadettir. Dua nedir? İbadettir.
Zaten ayet-i kerimede de aynı şekilde ifade ediyor. قال الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Eğer dualarınız olmasaydı sizin ne öneminiz olacaktı? Allah katında ne öneminiz olacaktı? Eğer dualarınız olmasaydı, yani dua istektir. Eğer sizin ona bağlayıcı bir istek ve talebiniz olmasaydı sizin ne ehemmiyetiniz olacaktı? Evet, şimdi burada demek ki dua bir kulu, bir abdi önemli hale getirendir. Ne önemli olacaktı? Dua odur onu önemli hale getiren. Çünkü dua onun muhtaç olduğunu, fakir olduğunu, zelil olduğunu, zaten duanın da kastı odur. Yani güç, kuvvetli bir gücün yanında zayıf birisinin talep etmesidir. O kuvvetli güç Allah'ın gücüdür. Zayıf ise insandır. İnsan ne yapıyor burada? O zafiyetini ikrar ediyor, itiraf ediyor. Ya Rabbi ben fakirim, muhtacım, senin dergahına dayandım ve senden istiyorum ki sen de duamı kabul et, bana ver. İşte burada bir fakir var, bir itiraf var. Nasıl namazda bir itiraf var? Efendim kıyamda duruyoruz, rukuhta duruyoruz, secdeye gidiyoruz. O nasıl bir şekilde bir ibadet şekliyse dua da talepte bir ibadet şeklidir. Nefsi yedirip kendi kendimize yetinmeyeceğimizi itiraf edip kendi kendimize yetinemiyoruz. Kendi kendimize kafi gelemiyoruz. Ne aklımız bize kafi gelir, ne ağzalarımız bize kafi gelir, ne cebimiz bize kafi gelir, ne sırtımızdaki insanlar, insan gücümüz bize kafi gelir. O zaman bir bakıyorsun ki bir en üst bir devlet reisi o kadar güçlü kuvvetlidir. Gecenin zifiri karanlığında bir halifedir, bir devlet reisidir, milletin, ümmetin önündedir. Diz çöker, ya Rab bu ümmetin izzeti sana aittir, bana düşen sadece gütmektir. Bu kadar. Bu kadar. Bana düşen sadece bu ümmeti gütmektir. Ama izzeti kimdir? Sana aittir. Sen aziz kıl ya Rab. Beni güçlü kıl, benim kılıcımı güçlü kıl, benim sesimi güçlü kıl, benim kuvvetimi güçlü kıl, benim gözlerimi keskin et, benim dilimi keskin et, bana itaat kalk et ve ben de bu zaferde muzaffer olayım. O muiz kimdir burada? Allah. Muzil kim? Allah. Aziz kılan kim? Allah. Zelil kılan kim? Allah. Peki bu ikisine sığınan kim? İnsan. Bu ikisine sığınan kim? İnsan. İşte sığındığı bu mağaranın adı duadır. Sığındığı bu sığınağın adı nedir? Duadır. Duadır. Ayet-i kerimede Estaizu billah قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Rabbiniz dedi ki ادعوني. Rabbiniz bak diyor. Şefkat var burada, merhamet var. Sizin Rabbiniz diyor ki sizi o terbiye eden, sizin o rızkınızı veren, size o hayat veren, size o göz veren, kulak veren, ayak veren, nefis veren, şehvet veren, istek veren, arzu veren, akıl veren ve aynı zamanda vahiy ile onu terbiye eden. Kendi kafanızda olamazsınız. Kendi başınıza hareket edemezsiniz. Siz aklınızı ve aklınızı ve nefsinizin pençesinde rezil olursunuz. O zaman ben size bir peygamber gönderiyorum. Mürebbinizim. Bir terbiyeciniz gönderiyorum. Ve o sizi terbiye edecek. Onun adı nedir? Risalettir. Vahidatun. Onun için ve kâle rabbukum. Sizin Rabbiniz dedi ki o sizi terbiye, yaratıp terbiye eden, yaratıp akıllandırıp terbiye eden, İslam'la şereflendiren dedi ki ud'uni. Dünya telaşında, dünya hayatında, dünya mecrasında düştüğünüz herhangi bir sıkıntı, bir sorun varsa ne yapın? Ud'uni. Benden tileyiniz. Estecib lekum. Ben kabul ederim sizden. Ha? İnnellezine yestekbirona an ibadeti. Bak burada ibadeti dedi. İnnellezine o kimseler ki yestekbirona. Ha, istikbal ederler. Yani bana karşı kendilerini yüksek görürler. Kendilerine güvenirler. Veyahut da benim ibadetimi küçümserler. Neydi ona ibadeti? Duayı küçümserler. Benden dilemeyi, istemeyi küçümserler. Kendilerini büyüklendirirler. Ve bana karşı duayı, talebi de küçümserler.
سَيَدْخُلُونَ الْجَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ Onlar topluca hepsi cehenneme girecekler. Cehenneme girecekler. Demek ki dua inkar edilemez. Dua ne yapamaz? İnkar edilemez. Duayı inkar edemeyiz. Evet. Dua inkar edilemez. Şimdi burada bizim için duanın ne şekilde bize faydalı olup olmadığı. Yani bak burada la yakun ta'khur imdad al-atama ilha fi du'a diyor. İlha. İlha inada hadistir Resulü Ekrem Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Efendim inna Allah yuhibbul mulihin fi du'a. İnna Allah yuhibbul mulihin fi du'a. Allah Teala el-mulihin ısrarcı olanları sever. Ne de duada ısrarcı olanı. Şimdi kul kuldan bir sefer istedi mi? Peki der kardeşim. Sana Allah izin verirse yarın veririm. Bir daha bir kapıya gitti mi? Ya kardeşim yarın vereceğimi söylemiştim sana. Bir daha bir kapıya gitti mi? Vermiyorum. Bir daha gel. Hadi Allah. Ama Allah bak halıkla mahluk arasındaki fark. Halık öyle değil. İnne Allahe yuhibbul mulihine fiddua. Allah-u Teala duada ısrarlı olanı sever. Çünkü o ne demek burada? Çünkü o muhtaraf bidda'ftır. Yani daifliğini bil acizdir. Acizliğini bil fakirdir. Fakirliğini ne yapıyor? İtiraf ediyor. İtiraf ediyor. Zayıflığını Allah'a karşı itiraf eden biridir. Allah Teala onun zayıf olduğu, aciz olduğu ve fakir olduğunu gördükçe o kulunu seviyor. Muhtaç olduğunu bildikçe seviyor. Öyle değil mi? Onun için bu noktada ne yapacağız? Çok ciddi bir şekilde bizim için Allah'a hatta diğer bir hadiste öyle lafızdan öyle hatırlıyorum. Ahabbukum ileyye elahukum biddua. Yine de bir hadis aklıma geldi. Elahukum ileyye değil mi? Ahabbukum ileyye elahukum biddua. Ahabbukum ileyye bana en sevimliniz, bana en sevimli geleniniz kimdir biliyor musunuz? Duasında ısrarlı olandır. Elahukum biddua. Benim katımda en sevimliniz, en sevdiğim insan kimdir? Duada ısrarlı. Onun için biz duada ısrar edeceğiz. Geceyi duayla geçireceğiz. Onun için zaten tasavvufta da bütün sufinin hali duadır. Niye? Çünkü eskar evrat duadır değil mi? Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Estağfirullah. Değil mi? Bütün la ilahe illallah, salavat-ı şerife, Allahümme salli ala seyyidina. Bu dua değil mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Bütün hali duadır. Yani hep ihtiraf bil fakirdir, ihtiraf bil da'ftir, ihtiraf bil acizdir. Fakirliğini, zayıflığını ve acizliğini itiraftır. Elinde tesbihi sürekli bunu ne yapıyor? Bunu itiraf ediyor. Veyahut da ağzı durmaz sürekli bunu itiraf ediyor. Bütün hali duadır. Evet. Şimdi burada zaten dedi ki Ataullah İskender'e buyurdular ki فَوَضَّمْ مِنَ لَكَ الْاِجَابَةِ ayet-i kerimede وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ benden isteyin ben size ne yaparım? Veririm. Diğer bir ayet-i kerime وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ bak başka ayet-i kerimede şimdi وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ eğer benim kulum senden bir şey isterse anni senden isterse yani senden talep ederse benden dolayı söyle Rabbine versin. Dua et Rabbine bana yardımcı olsun. Ve izâ se'eleke ibâdî anni hani benden dilerse yoksa sen veremezsin. Kimse veremez.
Bazıları efendim diyorlar ki efendim Allah dostları veyahut da meşayihler veyahut da sadık ve salih bir kuldan ne isteme, Allah'tan iste. Zaten ona dua et diyoruz. Demiyoruz ki sen ver bana. O zaten acizdir. Biraz önceki o üç özellik onda da var. Daiftir. Acizdir. Fakirdir. Hatta afkarul fukara diye bütün kitaplarında salihinler, bizim evliyalar hiçbir kitaplarında ben müstakniyim, herkesten daha zenginim, daha çok benim böyle şeylerim var diye bir şey söyledi. Yok, afkarul fukara, fakirlerin en fakiri. Onun için talep burada kimedir? Allah'adır. Fakat burada sebep, şimdi ben burada ders veriyorum. Bir derste bir halkada beraber olmuşuz. Budur. Onun için وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي evet فَاِنِّ قَرِيبٌ ben çok yakınım. Ucibu ve aynı zamanda karşılık da veririm. دَعْوَةَ الدَّاعِ o da'inin, o isteyenin davetine karşı icabet ederim. Duasına karşı icabet ederim. Öyle değil mi? Ha, اِذَا دَعَانِ benden istediği zaman. Benden istediği zaman. Lakin burada bizim şeye girdiğimiz duamız neden kabul olmuyor? Niye gecikti? Veyahut kabul olmadı. Ben istiyordum. Olmasını istiyordum. Kabul olmadı. Şimdi biz muhtar değiliz burada. Tercih hakkına sahip değiliz biz burada. Kendi hakkımızda hayrı ve şerri tercih etme hakkına sahip değiliz. Biz isteme hakkına sahibiz. Ama verme yetkisi, kabul etme yetkisi, icabe yetkisi kime aittir? Allah'a aittir. O isterse verir, isterse vermez. Onun için ayet-i kerimede وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارِ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ evet. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارِ Allah dilediğini yaratır ve ona tercih hakkını o koyar. Onun hakkındaki bütün tercih hakkını o koyar. Allah koyar. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ yani kulları için herhangi bir tercih hakkı yoktur. Tercih hakkı yoktur. Zaten eğer tercih hakkı doğarsa sanki müşareket olur, ortaklık olur, karşılıklı bir anlaşma olur. Haşa ve kella Allah da karşısında bir mahluk olur. Nauzu billah, nauzu billah. Ama burada halık oysa, sen mahluksan, senin tercih hakkı yoktur. Yani ev sahibi kendi evinde bütün her şeye nedir? Muhtardır. İstediğini yere, hangi yere koyarsa koyar, eşyası nereye koyarsa koyar, dolabını nereye koyarsa koyar. Orada o eşyalar ona ihsan edemez. Beni niye buraya koyuyorsun? O eşyalar ona ihsan edemez. Onun için ayet-i ki وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ Allah dilediğini yaratır ve ona göre de tercih hakkını koyar. Ha? وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ onlar için bir tercih hakkı yoktur. Bu bitti. Niye yoktur? Niye yoktur? Çünkü kendi hakkımızda hayrı ve şerri bilmediğimizi hep ne yapıyoruz? Hep ifade ediyoruz. Hep ifade ediyoruz. Aciz bir kuluz. Ayet-i kerime yerde bir başka ayet-i kerimede وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ Şimdi وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا siz çok şeyleri arzu edersiniz ki ancak lakin o sizin için daha çok şeyden rahatsız olursunuz, istemezsiniz. تَكْرَهُ شَيْئًا siz çok şeyleri istemezsiniz, arzu etmezsiniz. Fakat olur ki o sizin için daha hayırlıdır. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ o sizin için daha hayırlıdır. Veyahut da bir şeyi seversiniz. Tuhibbu şeyen. O da nedir? Sizin için şardır. Onun için biz kendi hakkımıza hayrı nice sevmediğiniz şey vardır ki ondan sakınmak istersiniz ama o sizin için hayırlıdır. Nice çok arzu ettiğiniz şey vardır ki ama o sizin için zararlıdır, şardır. Onun için bizim kendi hakkımızda bunu bilme hakkımız yoktur. Bilemiyoruz. O nedenle bizim için o zaman düşen nedir? Teslim olmaktır. Burada zaten diyor ki la fima tahtaruhu li nefsike. La fima tahtaruhu li nefsike. Kendi nefsin için tercih ettiğin değil. Hayır. O vakti de la fi vaktil ladzi yurid.
şey ve fi vaktillezî yurid la fi vaktillezî turid. Ve fi vaktillezî yurid. Allah istediği zamanda onu yapar. La fi vaktillezî turid. Senin istediğin zaman olmaz. O zamanlamayı da biz yapamayız. Yani bugün, yarın efendim bunu da yapamayız. O nedenle burada Efendimiz Aleyhissalatu vesselam çok güzel bize ifade ediyor. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem intizarul farac ibadetun. Yani dua ettik bir zorluğun bizim üzerimizden geçmesi, lakin bir türlü duamız daha icabet etmedi. O icabet etmeme zamanında bizim sabrımız bize bir şey nedir? İbadettir. İntizarul farac, kurtuluşu beklemek, yani duanın kabul oluşunu beklemek, o zorluktan kurtulma bizim için nedir? Bir ibadettir. O zaman biz bu, Allah-u Teala bu ibadeti bize nasip etmiş. İşte bu da bizim hayır için, bizim için bir hayır vardır. Bizim için bir hayır vardır ama biz o hayrı bilmiyoruz. Bizim için bir hayır vardır ki gizli saklı bilemiyoruz. O nedir? O zorluktan kurtulmanın veyahut da dua ettiğimiz o şeyin oluşana kadar zamanlamanın beklemesi bizim için nedir? Bir ibadettir. O ibadet de bizim için mükeffiratü zünub olur, günahlarımızı affettirir. Bizi mağdur ve mazlum duruma düşürür. Bize ecir verdirir. Ama biz bunu bilmiyoruz. Onun için dua muhul ibadet. Dua ibadetin zaten ne? Beynidir, iliğidir. İlik, beyin. Onun için dua o zaman bizim için çok önemli. Dua edip somut bir malı beklemek değil, dua edip karşılığını beklemek bizim için esastır. Dua edip somut hemen onu elde etme değil, bilakis bizim duada sahibimize havale edip ne zaman icabet ettiğine sabretmektir. Ne zaman icabet ettiğine sabretmenin adı nedir? İbadettir. O biz aynı zamanda çok önemli bir ibadet sahibi olmuş oluyoruz. Gayri ihtiyari dualarımızın arkasındaki bekleyişimiz Allah Teala bize efendim bu inkar ediyor mu? Asilik yapıyor mu? Harama ilişiyor mu? Yok. Sabırla bekliyor. Ya Rab seni bekliyor. O zaman onun bütün anını, o bekleyiş anını onun için bir amel halinde ibadete dönüştürür ve onu salih amelde sayın. Her kim darda kalmışsa Rabbim yardımcısı olsun. Her kim sıkıntıda kalmışsa Rabbim yardımcısı olsun. Her kim borçta sıkıntıda sıkıntı çekiyorsa Rabbim eda ettirsin inşallah Teala. Ve her kimin hassası varsa Rabbim şifa versin. Allahu Teala dualarımızı kabul etsin. Aqulu qawli hada ve estağfirullah li ve lekum ve ufawwidu emri ilallahi innallaha basirun bil ibad. Ve ahiru da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. Li ravdatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve ruhi salatina kiram. El Fatiha.